Merhaba sevgili izleyiciler, TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak maçlar öncesinde hazırlamış olduğum maç öncesi videosuyla sizlerle birlikteyim. Maçlarla ilgili değerlendirmelere geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakırsanız da yine memnun olurum. TFF 1. Lig'de 33. haftaya geldik. Son 2 hafta kritik 2 haftaya girdik. Ve bakalım bu 2 hafta neticesinde nasıl sonuçlar ortaya çıkacak. Lig'de biliyorsunuz Eyüp Spor'la Göztepe Süper Lig'e yükselen ilk iki takım oldu. Üçüncü lig yarışı var playoff finalistliği için. Sakarya Spor şu anda 57 puanda avantajı cebinde taşıyor ama 55 puanda yer alan, tabii 53 puanda yer alan Bodrum Futbol Kulübü'nün de ihtimali devam ediyor. 55 puanda Kocaeli Spor ve Çorum Futbol Kulübü var. Bakalım üçüncü lig yarışı nasıl sona erecek. Yedinci lig noktasında bir yarış var. Yani playoff'a son bileti alma noktasında bir yarış var. Bandırma Spor, Bolu Spor ve Gençler Birliği arasında 7. lig yarışı var. Ve bir de tabii ki de ligden düşecek 3. takım kim olmalı ya da olmamalı noktasında bir yarış var alt tarafta da. Bu haftaki maçlardan Eyüp Spor Göztepe maçı yarın oynanacak. Yani cumartesi günü 7'de oynanacak. Diğer maçlar ise pazar günü 4'te oynanacak. Eyüp Spor Göztepe maçıyla başlayalım. Açıkçası yani bu maçla ilgili hiçbir fikrim yok. Çünkü herhangi bir kişinin de fikrinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü maç yani iki takım da Süper Lig'e çıktı. Öylesine oynanacak bir maç gibi. Tabii ki biraz seyir zevki yüksek bir maç olabilir. Yani iki takım da rahat olduğu için bol pozisyonlu bir maç olabilir. Bu yüzden ben maçın karşılıklı gol var ihtimalini biraz daha yüksek olma ihtimalini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani Eyüp Spor mu kazanır, Göztepe mi kazanır? Kimi kazandığından ziyade açıkçası insanların sadece futbol izlemek için gideceği bir maç olur bu maç. Eyüp Spor Göztepe maçı. Pazar günkü maçlara geçelim. Pazar günü Altay Adana Spor. Tabii ki Altay için lig bitti. Altay şu anda -6 puan daha cezası geldi. -9 puanda. Özür diliyorum. 9 puanda. -9 puan cezası ile birlikte 15 puandan 9 puana düştü. Diğer tarafı Adana Spor var. Adana Spor için lig açıkçası çok kritik bir noktada. 33 puandalar. Şanlıurfa ve Tuzla'ya girdikleri bir ligde kalma mücadelesi var. Bu noktada çok kritik bir maç. Adana Spor hataya tahammülü yok. O yüzden özellikle bu maç artı 3 yazması gereken bir maç. Eğer zaten bu maçta puan kaybı yaşarsa Adana Spor TFF 2. lig onlar için hayırlı olsun denebilir noktaya gelir. O yüzden Adana Spor'un mutlaka kazanması gereken bir maç. Ben de bu maçta Adana Spor galibiyeti bekliyorum İzmir deplasmanında. Diğer bir maça geçelim. Bandırma Spor Keçiören Gücü maçı. Çok zorlu bir maç. Keçiören Gücü tabii ki son maçta 4-2'lik bir galibiyet aldı. Yani ilk yarıda bir anda 4-0 öne geçti. İlk 30 dakikada çok rahat bir oyunla öne geçti. Tabii sonrasında oyun getirdiği rahatlıkla kalesinde 2 gol daha gördü ama yani zor bir maç. Tahsin Hoca açısından da, Yusuf Hoca açısından da. Yani tabii ki Keçiören Gücü'nün herhangi bir ihtimali kalmadı. Yani ligde şu anda bir amacı yok ama kör kurşun gibi yani her an ne yapılacağı belli olmayan bir takım noktasında. Bandırma Spor'da ise Yusuf Şimşek geldikten sonra oyun anlamında pozitif bir oyun oynuyor Bandırma Spor ama sonuç anlamında olumlu sonuçlar elde edemiyor. Yani Kocaeli deplasmanında 1-0 öne geçtikten sonra 3-1 kaybettiler maçı. 90 artıda yedikleri golle Manisa'ya 1 puan verdiler. Yani sonuç alma noktasında Yusuf Hoca'da biraz problemler var Bandırma cephesinde. Ligde 7.lik koltuğunda Bolu Spor'a kaybettiler ama ben bu maçta 3 puan bekliyorum Bandırma Spor'dan. Bu maçta Bahçede olmayacak. Kocaeli maçında da son dakikada gördü. Yani 84'te oyuna girdi. 90'da atıldı. Bahçede enteresan bir oyuncu tabii ki. Bahçede olmayacak. Ama tabii ki ben bu maçta Musa Jite'nin önderliğinde Josephson gibi, Meta Mimaroğlu gibi oyuncularıyla Bandırma Spor'un Keçiören Gücü mağlup edeceği kanaatindeyim. Zorlansa da ben çok öyle bir handikaplı bir maç beklemiyorum ama zorlansa da tek farklı bir galibiyetle Bandırma Spor'un Keçiören Gücü'nün yeneceği kanaatindeyim. Diğer bir maça geçelim. Bodrum Futbol Kulübü Kocaeli Spor maçı. Haftanın zor maçlarından birisi. Bodrum Futbol Kulübü de Kocaeli Spor'da açıkçası lig üçüncülüğünü kovalıyor. Yani Bodrum Futbol Kulübü için açıkçası çok da bir uzak bir ihtimal ama yine de matematiksel olarak bir ihtimal olduğu için son iki haftada bu ihtimali kovalayacaktır. Kocaeli Spor açısından ise lig üçüncülüğü için belki de sezonun finali niteliğinde bir maç. Çünkü Kocaeli Spor 3 tane çok kritik üst üste maç oynayacaktı. Geçen hafta birisini kazandı. Bandırma'yı mağlup ettiler. Bandırma, Bodrum, Sakarya üçlüsünde üst üste oynayacaklar. Tabii ki aslında bu yani biliyorsunuz artık buradan Kocaeli Spor playoff'a kaldı. Playoff öncesinde takımın
ligin son haftalarında zorlu takımlarla oynamasından dolayı, yani güçlü takımlarla oynamasından dolayı fizik gücünün de yukarı çıkmasıyla da doğru orantılı bir noktaya geliyor bu maçlar. Ben Kocaeli Spor'un deplasmanda Bodrum'u mağlup ederek ligde lig üçüncülüğü yarışından kopmayacağı kanaatindeyim. Bodrum'un ise zaten biraz artık playoff'u garantilediği için oyununda yavaş yavaş düşmelerin olduğu kanaatindeyim. Bu noktada ben Kocaeli Spor'un da deplasmanda özellikle Kandeyaş ve Amaral'ın da son maçta gol atma asist Kandeyaş asistleriyle Amaral'ın attığı gollerle formda olmasından dolayı Kocaeli Spor'un deplasmanda Bodrum'u mağlup edeceği kanaatindeyim. Diğer bir maça geçelim. Gençlerbirliği Giresun. Üzerinde çok konuşmaya gerek yok. Ben 3-4 farklı bir Gençlerbirliği galibiyeti bekliyorum. Yani handikaplı bir Gençlerbirliği galibiyeti bekliyorum Giresun deplasmanı Giresun'la oynayacağı maçta, Ankara'da oynayacak maçta. Diğer bir maça geçelim. Manisa Futbol Kulübü Bolu Spor maçı. Zor bir maç. Yani belki de bu haftanın en zor maçı olarak nitelendirilebilir. Alt ligde kalma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü diğer tarafta ise 7.lik koltuğunu kaybetmemek isteyen Bolu Spor. Yani aslında Manisa Futbol Kulübü için ligde kalma tehlikesi var mı yok mu, orası da biraz tartışmaya açık ama şu anda 37 puanda Manisa Futbol Kulübü. 33 puanda yer alan Adana Spor var. Adana Spor zaten bu hafta yani şöyle söyleyeyim. Adana Tuzla ve Urfa'dan herhangi biri bu hafta kaybederse yani Manisa Futbol Kulübü zaten ligde kalmayı da çok büyük ihtimalle garantileyecektir. Yani ikili avarajlar neticesinde ben ligde kalma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim Manisa Futbol Kulübü'nün, ama gelecek için de Manisa Futbol Kulübü için olumlu konuşamayacağım. Zaten hani biliyorsunuz Manisa Futbol Kulübü benim sezon başında şampiyonluk favorilerinden birisiydi. Yani şampiyonluk favorisi olarak gösterdiğim bir takımın ligin son iki haftasına girilirken ligde kalma mücadelesinde olması da tabii ki Manisa Futbol Kulübü açısından kara bir sezonun özeti gibi bir noktada olması gerekiyor. Bu kadar bütçeli bir kadro bu kadar kötü yönetilmemesi gerekiyordu Manisa açısından. Ben Manisa Futbol Kulübü Bolu Spor maçında bir beraberlik bekliyorum. Çünkü mesela Manisa Futbol Kulübü için beraberlik ligde kalmayı matematiksel olarak %100 garantilemesinin sebebi, Bolu Spor'un ise mutlaka kazanması gereken bir nokta, ama Bolu Spor'un da 1 puan kazanması dahi ligdeki 7.lik koltuğunu son haftaya 7.lik koltuğuna girmesi için yeterli olacaktır. Bu yüzden ben bu maçtan bir beraberlik bekliyorum Manisa Futbol Kulübü Bolu Spor maçından. Diğer bir maça geçelim. Sakaryaspor Tuzla Spor. Her iki takım açısından da çok zorlu bir maç. Tuzla Spor yanılmıyorsam 5 maç oldu. 5 maçtır kaybetmiyor. Bu arada Bolu Spor'un Manisa Futbol Kulübü Bolu Spor maçında Gigiç'in cezası nedeniyle muhtemelen Hüsamettin Yener oynayacaktır santrafor pozisyonunda Bolu Spor'da. Onu da değinelim. Diğer maçta Sakarya Tuzla maçında Sakarya lig üçüncülüğünü kaybetmemek için sahaya çıkacak. Tuzla Spor 4 ya da 5 maç oldu kaybetmiyor. Ama tabii kazanma noktasında burada kazanamıyordu. Öyle de bir durum var. Sürekli berabere kalma noktasında Tuzla Spor 1 puan 1 puan toplaya devam ediyor. 34 puana geldiler. Tabii şu anda 33 puanda Adana Spor var, ama Adana Spor'un bu hafta Altay ile oynadığını ve artı 3 alacağını düşünecek olursak da Tuzla açısından da kaybedilmemesi gereken bir hafta. Ki son hafta Tuzla Spor Gençlerbirliği ile oynayacak. Yani Gençlerbirliği de lig 7.liği mücadelesinde muhtemelen son hafta deplasmanda Tuzla'yı mağlup etmek için oynayacaktır. O yüzden Tuzla'nın bu deplasmandan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor. Tuzla Spor'un da bunun farkında olduğu kanaatindeyim. Sakarya Spor'un ise mutlaka lig 3.liği elde etmek istiyorsa bu maçı kazanması gerekiyor. Çok kritik bir nokta. Ama ben her iki takımın da oynadığı son 2-3 maçı düşünecek olursam Sakaryaspor'da futbol anlamında kötüye gidiş var. O yüzden ben bu maçta bir beraberlik bekliyorum. Tuzla Spor'un deplasmanda Sakarya deplasmandan puan çıkartacağı kanaatindeyim. Sakaryaspor'da ben Kocaeli Spor'un ve biraz sonra değineceğim Çorum'un da galibiyeti elde etmesi neticesinde son haftaya Çorum, Sakarya, Kocaeli 58'er puanla gireceği kanaatindeyim. Ve son hafta açıkçası bu 58'er puanla girilme neticesinde özellikle Kocaeli-Sakarya finalinin olması da o noktada biraz o maçı çok değerli hale getirecek kanaatindeyim. Ama olası bir Kocaeli ve Çorum'un kaybetmesi durumunda Sakarya Spor'un da kazandığı takdirde zaten Sakarya Spor lig üçüncülüğünde matematiksel olarak garantiliyor. Ama ben bu ihtimalin çok gerçekçi bir ihtimal olma ihtimali uzak görüyorum. Yani Çorum Futbol Kulübü. Diğer maça geçelim. Çorum Futbol Kulübü Şanlıurfa Spor maçına da geçelim. Yani burada Çorum Futbol Kulübü'nün ben Şanlıurfa'ya karşı hiç hata yapacağı kanaatinde değilim. Eğer hata yaparsa zaten intihar etmiş olur.
bu intiharı gerçekleştirmesinin biraz çok kolay olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü Urfa'nın da Eyüp Spor önündeki oyununu gördükten sonra ya Urfa Spor açıkçası bence şu andan itibaren ligde kalma ihtimali varsa bu tamamıyla Tuzla ve Adana'nın hata yapma oranına bağlı. Yani Urfa ligde kalmayı hak edecek bir oyun noktasından çok uzaklarda. O yüzden bu maçta Çorum Futbol Kulübü Şanlıurfa Spor maçında Çorum galibiyeti tarafındayım. Ligin son maçının için ise Ümraniye Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü. Yani bir durum belirtmekten çok uzak olduğum bir maç. 37 puanda Ümraniye Spor ve 44 puanda Erzurum Futbol Kulübü. Ben Erzurum Futbol Kulübü'nün Çorum galibiyetinden sonra bir galibiyette deplasmanda Ümraniye karşı elde edeceği kanaatindeyim. Bu maçta Erzurum Spor galibiyeti bekliyorum. Ümraniye Spor'un da yine Manisa Futbol Kulübü için ne söylediysem aynı şeyler onlar için de geçerli. Evet, çok kötü bir sezon geçiriyorlar. Benim Ümraniye Spor'da playoff adaylarımdan birisiydi ama yani sezon başındaki kurulan Ümraniye Spor'la bugün gelinen noktadaki Ümraniye Spor hiç birbirinden yakın durumda değil. Tabii ki şanssızlıkları da çok oldu. Sezon başında Bamba'nın sakatlanması, Şaponya için uzun süre 3-4 ay sahalardan uzak kalması, takımın devre arasında %50'sinin değişmesi gibi durumlarla yani Ümraniye Spor tabii ki beklentilerden uzak kaldı. Ben Şanlıurfa, Tuzla ve Adana Spor'dan zaten birisinin puan kaybetmesi ihtimalinde Ümraniye Spor'da çok büyük ihtimalle yani mağlubiyeti durumunda Ümraniye Spor'da çok büyük ihtimalle ligde kalmayı garantileyecektir diye düşünüyorum. Erzurum Spor'un bu maçta beklediğim galibiyet tarafı Erzurum Spor yönünde. Bakalım bu haftaki maçlar sonucunda nasıl bir durum ortaya çıkacak bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.